Merhaba, benim adım Adem Kırbaş. Bu da Mevki Haritası. Hoş geldiniz. Bu podcast'a başlamadan önce burada Bartın'da biliyorsunuz. Bartın'da bir feci bir felaket yaşadık burada. Ailelerin hepsine başsağlığı diliyorum ve geçmiş olsun diyorum. Biz sizlerle beraberiz. Bugün mevki haritasına bir özel bir zamanda çok önce başladık. Neden başladık? Bu iki tane bölüm yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar her zaman biliyorsunuz önce bu podcast'ı sınırı kapatmak zorunda kalmıştım. Çünkü dediğim gibi bu sınırı bir saat, yani bu sınırı bir saat sınırı ben yapmıyorum. Bu Anchor Spotify'dan ayrı yapılıyor. Yani tek bir saat çekebiliyorsun, ondan sonra bitiyor ve geçmişinde o da çok yetmemişti. Her zaman önce kapatmak zorundaydım. Onun için bugün işte iki bölüm birdenbire yapmayı düşünüyorum. Ama yine de bunu da dememiz lazım. Peşe olmuyor. Sabah namazı da var. Yani ezanı da var filan. Yani burada bunu da çok önce yapmak zorundayım. Neden onu... Bunu aslında bu saatlerde bu podcast'ı yapmak zorundayım. Nedeni de böyle. Ben her zaman bu işte aslında nedenini de ben çok anlamadım ama ben her zaman bir podcast yaptığım idim. Anından benim evimin yanından arabalar geçiyor. Düdük, korna çalıyorlar, sesler yapıyorlar. Yani bu çok bir olay. Ben aslında bunu günüz öğlence de yapardım. Benim için daha çok uygun olurdu ama bu işte bir buranın bir burada ordu Şahincil'in bir milletlerin bir tavırı diyelim, bir hareketleri. Ben yani burada Şahincil'de orada balkonuma çıktığım anda bir live Facebook'tan ayrı bir live video falan yaptırdı mıydım anında? Benim evimin yanına arabalar dolu, ses gürültü falan yapıyorlar. Yani burada korna çalmalar, düdük çalmalar, yani bir saçma sapan hareketler oluyor. Her zaman ben yayına başladı mıydım ve onun için bunu önce yapmak zorundayım. Çünkü sabah saatlerinde o muhtemelen olmuyordu. Tabii ki onu da fark ettim. Yani bu bir ihtimalinde bazı sinsi insanlar var. Akşamı falan dolaşıyorlar. Yani onlar da var. Hatta günüz öğlence, yani el alemin kadınlarına düdük, korna falan çalmalar falan. Bu da oluyor işte bizim bu olaylar. Bu da bir sapıklık var, bir sapık insanlar var. Her neyse, çok öyle sorunlar yaşadığımdan için bu podcastları her zaman evvel şey yapıyorum, çekiyorum, evvel yapıyorum. Yoksa başka imkanımız olmuyor. Yani günüz öğlence burada sık sık sesler yapılıyor. Yani burada misal diyeyim, o sesler de dışarıdan, arabalardan falan geliyor. Her neyse, yani bugün de dediğim gibi iki tane bölüm yapmaya düşünüyorum. Her zaman burada önce kapatmak sorunundan için, ama bir saat sonra bir ara vereceğiz. Ben dün işte oradan devam edeceğiz. Bugün çok önemli bir gelişmelerle üzerinde konuşmuştuk. Kurbetçiler olaylı, yani yaşam, biz hala oradayız. Yani hala o sorunu cevaplamak istiyorum. Yani dil sorunu, bu çok önemli bir sorun ve o dil sorunda sosyal kurumun içinde bir gurbetçi olmak nedir? Yani bir Avrupa'da, bir Avusturya'da
Suriye'de gurbetçi olmak nedir yani? Onu da bir sizin de diğer dinleyicilerim bunu da anlamak istemenizi istiyorum. Çünkü bu çok önemli yani. Dediğim gibi burada bizim, hatta bu bizim orduda çok böyle bence yanlış düşünceler var. Avrupa'nın üzerinde bir çok yanlış düşünceler var yani. Ve şimdiye kadar bunu her zaman anlatmaya çalıştım. Her neyse yani, ama bunu da ileride söylemek istiyorum yani. Eninde sonunda o tecrübeleri herkes kendisi yapmak zorunda yani. Dediğim gibi ben burada size net olarak haber verme imkanım yok. Çünkü bunlar benim görüşlerim, bunlar benim şahsi tecrübelerim. Bunu ben gördüm ve bana oldu yani bu. Birisi gelse dese hayır, bu Adem aslında bir şey bilmiyor ve hatta Adem onu yaşadı ama o tek bir belli bir bölge, o da doğru yani. Onu da demek istemiyorum yani. Ben Avrupa, Avusturya'nın bir köylü haylığında bir mıntıkasında büyüdüm. Bir insan bugün gelse dese ya bu tek o mıntıkaya, o mevkiye özel, o konuma özel değerlerinde yoktur dese, tabii ki ben ona da karşılayamam. Onu da demek lazım yani. Benim yaşadıklarımı onu da konuşacağız. Çok önemli sorunları yaşadım işte okullarda filan. Onu da ileri sürmek istiyorum. Onu da burada konulamak istiyorum yani. Çok çok önemli bir sorunlar oldu orada da. Ve orada tabii ki birisi gelip de derse ya bu çok bir hususi bir durumdu, bu bir somut bir durumdu, tabii ki oldu kötü ama bu değer Avusturya'nın yerlerine layık değil. Milletler başka, millet farklı. Tabii ki olabilir, ben bilmiyorum. Ben tek kendi tecrübelerimden ağrı bunu konuşabilirim. Hatta bu Avrupa'da, Avusturya'da bana olduklarını size aktarabilirim. Yani bildiğime göre dedim ya, onu da dedim yani. Burada çocukluğumda bir şey verildi bize. O taciz edilen çocuklara şey verildi yani, uyuşturucu verildi. Belirme, bir insan şuurunu, aklını, mantığını, hatta hatırasını alan biri uyuşturucu verildi yani. Sen dediğim gibi çoğunu da bilmiyorsun. Tak fark var. Karanlık hatıraların var yani. Ben en azından 8-10 yıl kaybım var yani. Ben bilmiyorum yani, çocukluğumdan beri bilmiyorum çocukluğumda ne oldu yani. Çok 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 asap bozucu, ezici bir durumlar bu da. Oraya da varacağız, onlara da konuşacağız. Bu da çok önemli tabii ki yani. Demiştim yani, bu benim yaptığım bu podcast çoğu milletleri rahatsız ediyor yani. Orada o Almanya'da, Avusturya'da bu davalar hala açılmadı veya de açıldıysa ben bilmiyorum yani, şeyde filan ilan edilmedi yani, bir resmi gazetede filan ilan edilmedi, hatta ben görmedim ilan edildiyse yani. Burada davalar konusunda bu olaylar açıklanmadı yani. Bugüne kadar dava da iyi bir düzenli bir yasalı bir dava da açılmadı, daha yönetilmedi ve bu da çok çoğu sapık, çoğu pedofil, çoğu tecavüzcülerin çok dehşet içinde, korku içinde bunları kaybeder bildiğini falan düşünüyorlar yani. Dediğim gibi bu çok büyük bir pedofil çetesiydi yani. Çocukları sık sık tecavüz ve taciz ediyorlardı. Onları videoya, kameraya çekip satıp da ondan kar alıyorlardı yani. Bunu bir
mafya örgütü de diyebilirsin, bir pedofil örgütü. İşte bu çok 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 ciddi durumlar var. Yani onun içinde ben bunu da fark ettim. Yani o insanlar tabii ki benim konuşmamı, benim bu informasyonu gündeme getirmemi istemiyorlar. Yani sık sık da buna engel oluyorlar da, Avrupa'da olsun, Avusturya'da olsun. Yani her anında ben bu olayları ileri sürdü müydüm? Her anında ben bu olayı kamuoyuna açıklamak istedi miydim? Anında bana engel oluyorlar. Anında benim konuşmamamı sağlamak istiyorlar. Yani burada çok çok çaba var. Onun için ben şimdi merak için deyim. Bu ne kadar sürer, nereye kadar bunu ben açıklayabilirim. Yani bu Avrupa'nın içinde sorunları ve benim için de çok çok önemli. Yani bir, bence bunu, yine benim şahsi algılamam bu. Yani bence bu Avusturya'da, Almanya'da bir yabancı düşmanlık altyapımı var. Yani tek onun için ben demek istiyorum, bu bir hususi durum da değildi. Yani bana olan tek bir durum da değildi. Yani bu Avrupa'nın içinde bir temeller atıldı ta zamanlar, daha da yüzyıllar önce ve o temeller de bunun nedeni olduğunu da buraya ileri sürmek istiyorum ve sizin de değerli dinleyicilerim bunu anlamak istiyorum. Yani bu alt temeller, hatta buna ileri doğru bu olayı tabii ki onu da söylemek lazım, nasıl çözebiliriz? Yani nasıl çocuklarımızı veya da kendimizi bu olaylardan koruyabiliriz? Yani bu çok önemli bir durum. Hatta bir siyasi bir durum bu. Yani kendimizi bir sükunetli asayişte beraberce yaşamak demiştim ya, ne gerekiyor? Çok önemli bir sorun. Yani bir mutluluk, bir mutlu bir toplumda beraberce el ele olmasa da, birbirimizi katletmeden, birbirimize zarar vermeden nasıl öyle bir toplumda yaşayabiliriz? Bu da sorunlar var ve onun soruları cevaplamak için en önce yani altyapıları da anlamamak lazım. O da, ben de size burada Avusturya'nın altyapılarını anlamak istiyorum. Sizin anlamak istesini sağlamak istiyorum, yani sizin anlamazını sağlamak istiyorum ve altyapı da insan değeri. Yani oraya da varacağız bugün. Çok önemli bir soru bizim için, hatta bir anlanılmaz demiştim ya, yani ona ırkçılık var Avusturya'da, Almanya'da bizim için anlanılmıyor. Yani nasıl sen gelirsin de bir insanın görüşünden, bakışından bir etnik farklılık çıkarırsın ve onun üzerinde bir ırkçılık, bir cinslik saptarırsın. Yani o bizim için anlanılmaz bir olaylar ve hatta bir insanı nasıl bir değersiz olarak sağlarsın, yani bize bir değersiz olarak damgalarsın, nasıl yaparsın? O bizim için belki de o anlanılmaz bir olay, ama Avusturya'da da oluyor bunlar, Almanya'da, hatta Avrupa'da gurbetçi olarak da yaşıyorsun onu. Yani senin hayatın değersiz olarak damgalanılıyor. Yani demiştim, yani bu da seçimde olsun. Benim için işte Avusturya'da seçimi ben çok sevmiyorum. Çünkü seçim geldiği anında biliyorsun sen yine yabancı olarak kamuoyundasın. Yani seçimin çoğunda, fazlalığında, yani geçmiş 10-15 yıl seçimde tek konuşulan konu yabancı konuydu. Yani bu yabancılar ne yapalım, bu gurbetçiler bize zarar veriyor. Yani bu her zaman böyle, her zaman nasıl diyeyim, kaynatılıyor, her zaman kamuoyuna vuruluyor ve her zaman da bir ezici tabisin, her zaman bir gurbetçi olarak, yabancı olarak her zaman kamuoyundasın. Her zaman millet seni bakışlarıyla, milletin bakışlarıyla berabersin ve kendini azarlanmış hissediyorsun. Yani oraya da varacağız bugün. Ne demiştik?
Demiştik ki yani orada şimdi bu gurbetçilerin arasında orada biz şimdi bir ulusal bir ırkçılık gelişmesini ileri sürdük. Bu Nazi zamanlarından bunu anlamak istedim. Yani bu Nazi zamanları demiştik çok başarılıydı değil mi? Başarılıydı çünkü o insanların o Nazi zamanların düşünmelerini bu ırkçılık bu Yunan mitten bize ulaşan bir düşünme bu Atlantis'in Atlantis'in varisleri yaşamayı başarın varisleri bir üstün insan olarak bu dünyaya hatta bu Avrupa'ya gelmiş ve bu dünyayı tüm olarak hüküm etmek zorundalar. Yani böyle bir düşünceler var. Bu da sık sık düşünüyor yani bir kim hüküm edebilir? Kim değer cinsleri, değer ırkları hüküm eder? Ve kim en üstün cinstir? Kim en iyi cinstir falan yani bu düşünceler dediğim gibi bizim için çok anılmaz bir olay yani burada çünkü burada Türk kültürümüzde hatta bu Orta Doğu'da öyle düşünmeler bize asıl yabancı bize asıl uzak öyle düşünmeler ama Avrupa'da bunlar sık sık düşünülüyor ve demiştim ya o zaman da Hitler ve Naziler sık sık bir ırk bir cins savaşından konuşuyorlardı demediler ki yani o tabii ki tarih bize söylüyor ki Hitler o Versailles barış dönemini ortadan kaldırmak istedi ve o Versailles 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya mağlup olduktan sonra o Versailles barış anlamasını bir ihtimalin Almanya için bir azarlamadı bir mahcup bir durumdu onların içine bir rezil kaldık diye bir söz vardı bizi rezil ettiler bizi alçaladılar bizi mahcup ettiler diye bir söz vardı o Versailles barış anlaşmasında biz onlara yani iyilik gösterdik onlar da bize bizim iyiliğimizi, bizim açık gönlümüzü hiçe saydılar, değerlendirmediler, bizi orada mahcup ettiler diye bir söz vardı yani. Onu tabii ki tarih kitaplarında bulurduk ve o da çok önemli bir teşvikti yani. O Almanlar yine başa gelmesine ama Hitler'in veyahut da onu sen sözlerinde duyabilirsin veyahut da o Nazi ideolojinin içinde o sık sık Hitler ve o Naziler bir cinsel savaştan, onu bir ırk savaşı, bir cinsel savaşından söz konudu onların ideoloji ve onu sık sık ileri sürüyorlardı. Hatta Alman hakkı, o da çok önemli. Yani Alman milleti, o Alman ırkı daha önce kendisini denetleme zorunda kaldı diye ifade veriyor. Yani ki onlar üstün olduğunu bu dünyaya hüküm getirebileceklerini, egemen olmalarını milletlere göstermeliydi, tespit etmek zorundaydı. Yani öyle bir şey vardı, öyle bir ideoloji diyor. Her neyse ama o ideolojiyi hatta savaştan sonra da hala başardı. Çünkü Avrupa hatta Doğu Batı yine de ekonomikten, iktisattan o ağrı yine bu dünyaya hüküm sürdü. Yani bugüne kadar da o sömürgelerden olsun, oraya da çok konuşmadık ama o da ilginç. O sömürgelerde değer, insanların davranışı falan da onu da yine onların o Avrupalıların, o beyaz Avrupalıların yine düşüncelerini, ideolojilerini desteklendirdi. Yani Afrika olsun, Asya olsun onlar oraya gitti. Sömürge kurdular ve dediler ki bu insanlar bizden alçak dediler. Biz bunlara
Biz bunların sahibiyiz. Biz bunların daha çok üstün bir insanız ve onun için bunların önüne geldik ve bunların yerlerinde topraklarına egemenlik yapıyoruz diye. Yani öyle bir sık sık ifade vardı. Ve o sömürgeler de bu batıda insanları ve onların düşünmelerini desteklendirdi. Yani biz onlardan üstün insanız diye. Ama bu Nazi, hani dediğim gibi, bu Nazi ideoloji bu dünyaya bu yeniden ve de başlangıç değildi bu. Yani bu Nazi ideolojinin öncesinde de böyle düşünceler vardı, böyle mitler vardı, böyle efsaneler vardı. Bu batıda insanlar, bu beyaz olan, sarı saçlı, mavi gözlü olan insanlar bir özeldi. Diğer insanlar gibi değil, bir bilimden ayrı bir farklılık vardı. Yani oraya da varacağız bugün. Yani bu ayrımcılar ne demektir? Neden böyle sosyal topluluğumu taksim ettiler? Hatta bu Almanya'da, Avrupa'da bu gurbetçilerin olayla. Her neyse, burada şey oldu, yani bu Nazi ideoloji mağlup etti ama insanların düşüncesinde kaldı. Ha, ondan sonra 1950'lerde, 60'larda bir ekonomik miras yaşandı. Yani o ekonomik miras da çok, asıl da o da çok ilginç, nasıl bir ekonomik mirastı o, neden o da bir, onun da bir karanlık tarafı var. Onun ama çok incesine de gitmemiz gerektir. Ama her neyse, biz de demiştik burada Avrupa'nın, hatta Almanya'nın ve Avusturya'nın entelektüel eliti ya devleti, yeri, toprağı terk etmişti ya da o imha kamplarında bir inanılmaz, bir amansız, acımasız, bir insanı düşünemez bir durumda katledildi. Yani burada entelektüel eliti kalmamıştı o Almanya'nın da. Gitmişlerdi millet ve o boşluğu bugüne kadar dolduramadılar aslında. Ben demiştik ya, o da Almanya'nın, hatta Avusturya'nın entelektüel eliti aslında Yahudilerdi. Yani Yahudiler o zamanlarında o Almanya'nın ulusal gelişmesinden beri orada bir şey yapmıştı, göç atmışlardı, orada yetişmişlerdi. Onlara değer Avrupa'dan daha çok hak tanımışlardı. Onun için orada göç atmışlardı. Yani fark vardı. Aralarında onların fark vardı. Her neyse, biz o zaman gelelim 1950'lere, 60'lara. Biz yani burada birinci Gastarbeiter, yani misafir işçiler dedik, oraya geldik. Yine bunlar plan falan yoktu. Demiştik plan falan yoktu. Bunların kalacağını planlanılmadı çünkü kimse istemiyordu yani bunların kalması. Eninde sonunda bunlar ama kaldı. Oraya durdu. Tekrarlıyorum bu düşüncemesini. O da kaldı. Şimdi büyük büyük sorunlar yaşadı. Ben dedim ya, burada bir ekonomik devrim oldu. Ekonomik devrim bu şeyden ağrı, bu komünizm fes oldu, çöktü. Bir değişme oldu. Sermaye kaçışı oldu bu komünist ülkeler. Bir dün genel ekonomik dünya sistemine katkıda bulundular. Bugüne kadar da var. Yani bu Rusya, bu genel, bak bu savaşta, bu bizim Rusya ve Ukrayna savaşında, Rusya o genel dünya ekonomiğinden her zaman Batı onları dışlanmaya çaba görse diyor ama yine Rusya gazı olsun, tahılı olsun o kadar önemli ki, yani Batı'ya o kadar önemli ki, yani onu dışlandıramıyorlar. Yani o da bir globalizmin bir parçası. Yani bir devleti ne kadar istesen de, ne kadar hata etse de onu bir dışlandıramıyor. O sözler de var. Her neyse, bu bir ekonomik
gurbetçiler de dediğim ki Avrupa'da ve de Avustralya'da zorluk yaşadılar. Ben de size demiştim yani o da Avrupa'da bir kendini bir yabancı olarak, bir dışta olarak görüyorsun. Parçası olarak görmüyorsun veya da sık sık onun üzerinde eleştirilmeler yapılıyor. Yani siz doğudansınız, siz Müslümansınız, siz bizim kadar entelektüel yetkili değilsiniz diye bir ifade var. O da sık sık ileri sürülüyor. Ve o ifade de demiştik, gurbetçi bilmiyor yani. Annesinin, ebeveynlerinden filan şey yapmamışlar da öğrenmediler, kendisini savunmasını bilmiyor. Hatta kendi kültürünü daha bilmiyorsun. Yani o da var demiştik ya, yani dil sorunu yaşıyorlar. Çoğu gurbetçiler dil sorunu yaşıyorlar. Bunun sorunu da ta Kemal Atatürk Türk'ün getirdiği reformlar demiştik. Tek şehirlerin içinde bu kaldı, köylere filan geç veyahut da hiç ulaşmadı. Yani sonradan yıllar veyahut da 10 yıllardan sonra bu reformlar, değişmeler, hatta okul bir yetkili bir okul sistemi köylere ulaştı yani. Ama gurbetçiler o zamanlarda çoktan Avrupa'ya gitmiş oldular yani. Çok eğitim görmemişlerdi. O hatta o bizim Türkiye'nin içinde de bir biz onu diyebiliriz bir kültürel bir ve sosyal bir devrim vardı. O devrimde şehirlerde birden bire oldu, köylerde falan yavaş yavaş etki etti. Onun için bugüne kadar Türkiye'de şehir ve köy arasında farklar var yani. Biz hatta bir düşünme farkları diyoruz. Kültürel farklar da var yani. Dilden ayrı dedik ya onu. Kaba Türkçe. Bu bizim Ordu'da, bu bizim köylerde, misal diyorum benim köyümde Ulubey'de yani kaba Türkçe diyoruz orada. Değerine de bu olan Türkçe'ye de bir ince Türkçe deniliyor. Yani dilden ayrı farklar var. Yani burada insan soruyor ya nasıl oluyor yani bu Türkçe dili aslında 1930'larda 1940'larda yeni oluşturuldu. Yeni değil ama yine bir reform altına çıkıldı. Neden burada o dilde farklar var yani köy ve şehir içinde? O da çok 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 ilginç bir soru. Yani dediğimiz gibi o reformlar filan, o devrimler yavaş yavaş köylere yayıldı ve bugüne kadar nasıl diyeyim asıl televizyondan ağrı oralara yayıldı bu değişim ve devrim. Her neyse, ama bu gurbetçilerin dışlanma nedeni işte oldu. Hatta bunu da dedim yani, eğitim filan yoktu. Kendine savunamıyorsun. Bir de o da var yani bizim, ben şimdi gurbetçi perspektifinden konuşuyorum yani. Bizim atalarımız Avrupa'ya gittiği anında dili falan bilmiyorlardı ve kendi insanların arasında kalıyorlardı yani. O zamanlarda da o fabrikalarda çalışma, orada tek ayıklama, aynı benim rahmetlik babam gibi ayıklama bantta çalışmak, yani birçok eğitim senden istemiyordu. Yani eğitime falan çok eğitime gerek kalmamışlardı. Bir de iki de dil de çok pek bilmek zorunda değildi. Yani o zamanlarda başka bir istidam cephesi dedik ona, çeri cephesi dedik. Yani o zamanlarda 1980'larda 90'a kadar, yani benim rahmetlik babam ta 2012'ye kadar bir kerestede çalıştı. Ama çoktan o zamanlarda bu istidam yüzü çeyresi çoktan değişmişti. Yani ondan sonra bu şey oldu, komünist fesildi. Şimdi burada bu gurbetçilerin arasında çok bir fark vardı demiştik. Yani birinci generasyon demek ki ilk
gurbetçiler, yani ilk Almanya'ya, ilk Avrupa'ya giden gurbetçiler. Onlar dil bilmiyordu, eğitim yoktu, şey yaptı. Onların aksine, onların karşına ikinci generasyon, yani onların çocukları, nesilleri orada, çoğu orada doğmuş, orada yetişmiş, orada okullara gitmiş, orada büyümüş olarak tanımlanıyordu. Yani o birinci ve ikinci generasyonun farkı o. İkinci generasyon orada doğdun, büyüdün, yetiştin, orada okula gittin, yani dil sorumu falan yaşamayın. Hatta o da bazı düşüncelere göre entegrasyon da asıl sorun olmamalı. Ama var, sorun var. Neden var? Onu da vardı. Onu da burada anlatmaya çalışıyorsun. Neden var? Çünkü de dışlanıyorsun. Yani kendini o başkasından görüyorsun. Ama bunu bir ekonomik olayında falan görersek, yani burada çok, onu da demiştim, tartışmalar var. Yani ikinci, üçüncü generasyon gurbetçilerin ikinci, üçüncü generasyon eninde sonunda başardı mı, başaramadı mı? Bunu ama neye tespit ediyorlar? Yani biz burada çoğu bakıyoruz, yani burada istatistikler falan var. Yani Almanya'da olsun, Avusturya'da olsun, bu ikinci generasyon Türk burada. Her zaman bunları, Müslümanları, Türklerden ağrı bahsediyorlar ve onları da şeylerde önceki Yugoslavya'dan falan orada gelmiş, yaşamış 1990'larda önceki o Yugoslavya'dan kaçmış kaçaklarla onları her zaman kıyaslıyorlar ve gördüler ki asıl bu Türkler, yani bu Türk gurbetçiler başaramadım. Yani bu Türk gurbetçilerin ikinci, üçüncü generasyonu, bunların çoğu Almancayı doğru dürüst bilmiyor. Bunların çoğu meslek öğrenmedi. Yani bu hala aynı birinci generasyon gibi mesleksiz. Öyle bir düşünme var. Yani burada mesleksiz işçiler meslek öğrenmediler. Aynı anneleri, babaları gibi onlar da bir mesleksiz bir işlere başvurmak zorundalar. Bu da şimdi zor oluyor şimdi. Demiştik ki hizmet iş sektörü sık sık ileri sürdü. Yani bugün Avrupa'da hizmet iş sektörü %80, %90 tüm istihdam yüzünü yapıyor. Yani hizmet sektörü o kadar önemli. Öyle eski fabrika sektörü, onu da Avrupa'da, Batı'da daha çok fazla bulamazsın. Yani %5, %10 oranı var onun. Yani işçiler net olarak istihdam, fabrika işçiler tek genel toplulukta %5, %10 olan orası. Değeri %80'i, %90'ı insanların hizmet sektöründe çalışıyorlar. O bir Batı'nın istihdam değişimi vardı. Her neyse, bunlar dedi ki bunlar başaramadı dediler. Bunları bir ihtimalle de bu geçmiş eski Yugoslavya'dan gelen insanlarla kıyasladılar ve hatta genelinde bir gidişata bunu bağladılar. Gidişat dediğimiz böyle yani. Asıl senin annen baban mesleksiz bir işe başvurdu muydu? Devletten filan yardım geliyor. Yani misal diyorum, senin baban bir mesleksiz bir iş yerinde çalışıyor. Annen de böyle. Sen ama onların yerine okula gidiyorsun, eğitim alıyorsun, sosyal gelişiyorsun ve ve bir meslek öğreniyorsun. Yani meslek diyelim, tamirci olsun, marangoz olsun, her neyse olsun, bir meslek öğreniyorsun ve ondan öğrendikten sonra senin çocukların, sen evleniyorsun, eşin de bir meslek öğrendi, sen de bir meslek öğrendin. Nasıl diyeyim, eşin berber Avrupa'da, bu bizim farklı. Yani Avrupa'da berberler genelinde kadınlar oluyor, bizim bu Türkiye'de ben asıl
tek erkek berberleri görüyorum. Yani ama Avrupa'da, Batı'da berberlerin çoğu %98'i, %99'u kadın berber. Her neyse, ama bir meslek olarak öğrenmiş. Bu da bir meslektin. Her neyse, diyelim ki sen marangozsun, meslek öğrendin. Marangozsun, baban gibi mesleksiz, işsiz değilsin. Bir berberle evlendin, bir kadın berberle evlendin. Çocuğun oldu. Çocuğun da senden aksine meslek öğrenmeyi, okula gidiyi, üniversiteye gidiyi, üniversite mezunu olayı, bir memur, bir şey falan olayı, bir sorumcu, bir şirketin sorumcusu falan olayı. Yani onu biz bir normal ve alelade bir sosyal gelişme olarak diyebiliriz. Yani onun normalinde olan bir iş olarak tanırız. Neden biliyoruz bu? Yani ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ekonomik iktisat devrimi vardı. Yani o iktisat devrimini bugün de buluyoruz. Yani akıllı telefon, yani hatırlarsan onlar bizim aramızda, ya ben çocuktum o zamandan da, hatta gençtim, ama bu akıllı telefon tüm dünyaya yayıldıktan sonra o da bir değişim getirdi. Tüm dünyaya, tüm ekonomiye, hatta istihdam çevresini yine değiştirdi bu akıllı telefon. Yani şimdi her zaman bilgisayar uzmanı olacaksın, o olaylardan anlamak zorundasın bir hayat sürdürmek için. Her neyse, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bir şey yaşandı, bir istihdam devrimi yaşandı. Çünkü orada yeni bir ekonomik sistemi ileri sürüldü. O ekonomik sistemi de kitle tüketimiydi. Yani o çoktan önce de başlamıştı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında da başlamıştı. Bu kitle tüketimi ne demek? Yani bir oğlan insanlar, normal insanlar, onlar müşteri olarak son tüketici olarak değer kazandılar. Yani Amerika'da araba olsun. Yani arabalar tek zengin insanlara satılmak amacıyla yapılmadı. Herkesin bir arabası olsun diye imal edildi. Hatta şeyler olsun, montlar olsun, her günlük tüketim eşyalar onun için üretildi. Yani bir oğlan, normal insanın için imal edildi. Onlar bir önem aldılar, değer aldılar ve değer kazandılar. Tüm ekonomide onlara göre mal üretiyorlardı. Onlardan önce, yani o ekonomik devriminden önce öyle değildi. Öyle ekonomikti. O ekonomik devrimden önce büyük şirketler aralarında, birbirlerinin arasında büyük makineler falan yapıyorlardı. O çok önemliydi. O dünya savaşlarından önce o büyük makineler üretme, büyük şeyler yapma. Ama ondan sonra, ikinci dünya savaşından sonra kitle tüketmeni ileri sürdü ve o ekonomik bir iktisat yüzünü değiştirdi. Yeni iş bölümler ileri geldi. Arabacılık olsun, şeylik olsun falan, bir istihdamın yüzü değişti ve orada da yine başlangıçta mesleksiz işçiler vardı. O işçiler o fabrikalarda çalıştılar ve onların çocukları yetişti. Çocukları onlardan sonra bir kalifiye işçi oldular. Yani yeterlikli meslek öğrendiler, bir kalifiye işçileri oldular. Yani yeterlikliydi. Olaydan anlıyorlardı. Araba olsun, yani bugün dedik tamirci olsun, yani babalarları gibi fabrikalarda tek arabanın parçalarını bir araya sokmuyordu ama arabanın genelinden anlıyorlardı. Meslek
öğrenmişlerdi yani arabanın çalışmasını, hatta aksanı, aksak olduğunu, nerede olduğunu falan anlayanlar vardı. Ve onlardan sonra o kalifiye işçilerden sonra onların çocukları bu genelinde bir eğitim almaya başladılar. Yani daha çok eğitim aldılar, daha çok şeyi onların ekonomik durumu, onların annelerin babaların ekonomik durumu iyiydi, önemliydi ve anneleri babaları da bilgiye, eğitime çok önem verdi ve onları üniversitelere, okullara gönderdi. Onlar da üniversitede okulda eğitim aldılar, üniversite okudu, mezun oldular. Yani bu sosyal gelişimin bir gidişatı olarak tanıyabiliriz. Yani bugün bunu Türkiye'de de tanımış oldun. Yani AKP başa geldikten sonra çok yoksun olan insanlar kendilerini çalışmayla kurtarabildi, kendisini edinebildiler ve sosyalde geliştiler, çocuklarını okula gönderebildiler, eğitim alsın diye çabalar görse de bildiler. O önceden öyle basit değildi. Yani bu genelinde sosyal gelişme oluyor. Ama bu Avrupa'da bu sosyoloji şeyler, denetimler gösterdi ki bu gurbetçiler, bu ikinci, üçüncü generasyon gurbetçiler başarı değil dediler. Dediler ki bunlar anneleri, babaları gibi aynı sosyal gelişmesinin gidişatına uymuyorlar dedi. Burada bir sorun var dedi. Yani ben demiştim ya, bir sorunu dil sorunu. Dili doğru dürüst öğrenmemişler. Ama bir değeri de sorunu var dediler ki, o da ırkçı da ya, hatta çok ırkçı da değil. Genelinde dediler ki bu bir zihinsel akıl mantık sorunu dediler. Yani demiştim ya, bu da Avrupa, Almanya'da, Avusturya'da o insanlar çok övünüyorlar ya, bu yabancılar bizim dilimizi öğrenemiyorlar, başaramıyorlar, bu akılsız mantıksız insanlar ve onun için biz bundan üstünlük ya, bunu sık sık ileri sürülüyor. Hatta her neyse, dediler ki burada bir akıl mantık olayı var dediler. Yani bu hala bu ırkçı düşüncelerin katkıda bulundu, bu düşüncelerin katkısında bulundu. Dediler ki bunda mantık var, onun için bunlar hiçbir zaman başaramayacaklar dediler. Yine de bizim kültürümüze gelenekleri falan yok dediler. Ve o zamanda da bu tüm toplumda bir taksim, bir ayırma oldu. Yani bir ayırma oldu. Dediler ki bu insanlar, yani bu ta felsefeden ağrı da kökenli bu ta zamanlarında eski Yunan felsefeci Aristotel'de demişti, bazı insanlar bir hüküm sürmeye doğdular, değerlere hamal olmaya doğdular ve o hamal olan narına hüküm süren insanlar eninde sonunda iyilik yaratır diye ifade etti. İfadeler vardı yani. Bu yeni de değil bu düşünceler. Bazı insanlar değer insanlardan üstün doğma bir ifade, bir sözü var. Her neyse, ama Avrupa'nın içinde de o bir kültürel tanım olarak gurbetçi ve o Almanlar Avusturya'nın arasında bir taksim oluştu. Bir ayırma oluştu. Dediler ki bazı insanlar zihinsel, manevi çok gelişmiş dediler. Bu da genetik olay, yani bu da sık sık dediğimiz gibi bu batı doğudan zihinsel olarak daha çok gelişmiş dediler. Ve onların aksine bu Türkler, bu doğudan gelenler bedensel bir önemi var dediler. Neden dediler ya buna? Çünkü bu da Osmanlı İmparatorluğu zamanlarında demiştim ya, bunlar çok savaş ettiler. Bunlar, orada bir söz var yani, Osmanlı İmparatorluğu eninde sonunda tek bir askeriyedi ve o askeriye o Yunan
topraklarını yüzyıllarca işgal altında tuttu bir sözü var. Hatta dediler ki bunlar bedensel gelişmiş dediler. Hani neden yani hayvanlar gibi bedensel gelişmiş dediler. Hatta bu aslında bizim için bir tuhaf bir ayırma olur yani. Bunu duydu muydu? Yani tuhaf bir ayırma olur. Ama bu çok önemli bir gidişe. O sosyal kurumunda neden oldu? Bu da dediler ki yani bizim bu Türk millet temiz Avrupa'ya gittiği anda demiştim ya çok entelektüel kendilerini gelişmemişlerdi. Yani onların suçu kabahati değildi. Yani bu eğitim sisteminden hepten olmuştu. Ama Avrupa'da gördüler ki baktılar bu Almanlar onlardan daha çok şey olarak görülüyor. Yani daha çok entelektüel gelişmiş olarak görülüyor. Neden? Bir, onların varlığı vardı. Yani kendi devletini, sen orada kendi devletinde büyürsen, yetişirsen, bir, sen varlığın var. İki, her olayı da biliyorsun. Üç de dil sorunu. Yani o da var. Sen misal diyorum, o İngilizce de olsun, Arapça yani herhangi dili konuşuyorsan, yani sen yabancı olarak o dili pek çok becermedi miydin veyahut da pek çok bilmedi miydin, seni millet anında bir salak diye sanıyorlar. Misal diyorum, sen Arapça dili, sen yabancı dil olarak konuşuyorsun, güzel güzel kelimeleri falan söyleyemiyorsun, bir Arap'la konuşuyorsun, sana belki nasıl diyeyim delidi diye bilir veyahut da onu düşünebilir veyahut da şey yapar yani akıllı mantıklı bir şekilde bir akıllı mantıklı kelimelerden kendilerini ifade edemiyorsun. Hatta bana da oluyor. Ben misalim Türkçe konuştum idim, bende hem kekel deme var hem de benim için Türkçe bir yabancı dili olduğundan dolayı millet sanıyor ki ya bu adamın konuşması bu kaba, bu hiç eğitim görmüş insanın diline benzemiyor diye bir ifadeler var yani. Onu ben çok fark ettim, onu milletler de bana öyle davranıyor bir ihtimalle. Ya bu adam bu nasıl Türkçesine konuşuyor, bu Karadeniz'den mi nereden bu şey yani. Onun insanlarda ne duyduklarından beri benim manevi zihinsel yetkiliğimi sorguluyorlar. Bana o çok kere oldu. Hatta bu kekel demeden de olay var. Yani bana çok bu kekel diyeyim için bana çok millet geri zekalı diye sanıyorlar. Benim ve ben onlara her zaman dediğim, hatta ben üniversite mezunuyum, benim beçalarım var dediğim, bana yani yalan söylüyor diye bakış atıyorlar. Her neyse, ama bir fark var yani. Ve bizim o zamanlarında atalarımız birinci gurbetçi generasyon Avrupa'ya gittiği anda dili bilmiyorlardı. Yani bir fark vardı. Bir de entelektüel de fark vardı. Çünkü o zamanlarda o Almanlar Avusturyalılar eğitim görmüştü. Yani bilim vardı onlarda ve bizim atalarımızda yoktu. Dil bilimi falan yoktu. Ve onların aksine o Almanlar, o Avusturyalılar çok bilim insan olarak gördüler. Onu bizim burada Türkiye'de fark edebilirsin. Yani bir okumasını yazmasını bilmeyen insana, bir okumasını yazmasını bilen insan çok akıllı, çok mantıklı veyahut da entelektüel gelişmiş olarak görülür. Hatta biz ama dersek yani okumasını yazmasını bilmek nedir yani? Bu öyle bir oğlan iş ki, bu öyle bir normal iş ki yani neden bu bir önemli? Ama okumasını yazmasını bilmeyen insana, öyle insan çoktan bir üniversite mezunu olarak görüküyor. Yani bu düşüncelere katkıda
saymamız lazım. Bu düşüncelerinin üzerinde bu olayı bakmamız lazım. Her neyse, bu bizim atalarımız bunları gördü. Dediler ki bunlar bizden çok akıllı dediler. Yani bunlar da bir ihtimalle genetik olayına sandılar. Yani bunu da tek Avrupa'da da görmüyoruz. Bunu Türkiye'de de görüyoruz. Yani bu bizim sık sık bu ben derim ki bu Batı'nın hastalığı, düşünme yanlışlığı, düşünme hastalığı. Yani Batı'dan ağrı bize ulaşmış. Yani her zaman her olayın arkasında bir genetik kurumu görüyoruz. Ve o zamanlarda bizim atalarımız, o gurbetçiler, ilk gurbetçiler birinci jenerasyonda öyle düşünmüşler. Ya bu Almanlar bizden daha çok oluşmuş, olgun, daha çok entelektüel ilerlermiş. Ve kendileri de onlarla uzlaşıyorlardı. Onu her insan yapıyor, onu bugün de yapıyor. Demiştik ya, köylü ve şehir içinde insanlar da birbirlerine uzlaşıyorlar. Ve Avrupa'da bizim atalarımız dedi ki kendilerini de savunmak için, yani kendilerini de övünmek için, yine de kendi öz güvenlerini de sağlamak için dediler ki ya bunlar belki bizden akıllı, mantıklı olurlar ama bizim yine de namusumuz, şerefimiz var dediler. Yani bir ahlak konusuna çevirdiler bunu. Bu ama bu saçmalık mı? Hayır, saçmalık değil. Bunu bugün Türkiye'de de bulabilirsin. Hatta sık sık bulunan şey. Bir zengin olsun, yani ben onu biliyorum, kendimden arada biliyorum. Bir fakirin çok bir övülmeye bir şey yoktur. Yani neyin var? Senin varlığın yok, senin varlığın bir şey yok. Ya bir bizim de bir devlet temizde de ve de genelde bir insan, hatta yetkilini değil değerini, insan olarak değerini de bir ihtimalinde görsetmek zorundamış diye bir düşünce var. Onu sosyal medyada görüyorsun, şeyde görüyorsun ve nasıl kendi yetkiliğini, akıllığını, mantıklığını görse de bilirsin parayla, zenginlikten. Yani bu, ben çok internetlerde ve hatta Facebook'larda insanlar görüyorum, arabanın önünde fotoğraflar çekiyorlar ve kendi kendine soruyorsun, hatta o insanı tanıyorsun, biliyorsun ya bunun arabası mı, değerin arabası mı, kimden bunu ödünç aldı, var mı? Öyle bir şeyler var ve hatta sık sık böyle zengin, kendilerini zengin görseden insanlar var. Ben burada yaşıyorum, bunda falan yerde yaşıyorum. Yani bizim bu bir şeyimiz var genelinde. Bu zamana kadar öyle övünüyorsun, öyle bir mağrur tavırla kendinden millet seni öyle algılamasını istiyorsun ve sağlamaya çabalıyorsun. Yani millet beni zengin sansın, başarılı sansın, yetkili sansın, hatta insan olarak değerli sansın. Ama bir fakire tabii ki öyle iş zor. Zengin, tabii zengin her zaman bir arabayla gezerse, sokaklarda falan gezerse öyle çabalar tuhaf gelir. Çünkü onun için çok oğlan bir iş bu. Normal bir iş. Her gün onun altında. Ama bir fakirin, yani varlığı olmadığı insanın neyi kaldı? Yani kamuoyunda övünmeye neyi kaldı? Adı, namusu, ahlakı kaldı. Ondan başkasıyla övünemez ki. Tabii ki bu benim sözlerim. Şimdi bizim bazemizi şey yapar, az rahatsız eder. Namus bir şey mi? Övünülecek bir olay mı? Yazısı, evet. Olay. Övünülecek bir olay mı? Namus bir ahlak olmak ve hatta o ahlakı onlara, karşılara koymak ve kendisini, misal diyeyim, Avrupa'da bizim gurbetçiler onu yaptı. Yani onlar dediler ki bu Almanlar, bu Avusturyalılar entelektüel gelişmiş olsun dediler ki ama bunlar erkek değil dediler. Bunların eşlerine bak. O zamanlarda feminizm vardı ya. Feminizm çok bu ikinci dalga
tekrarlama feminizm vardı. Bu ikinci gelişme, feminizmin ikinci gelişmesi falan vardı. Eşitlik falan istiyorlardı. Ve o zaman nerede dediler ki bizim atalarımız, ya bakın bunlar dedi, bunlar erkek dediler. Evinde erkek değiller dedi, ya bizden daha çok akıllı, mantıklı olabilirler ama bunlar şey değil dediler. Evlerinde sahip değillerdir. İki, dediler ki bunların namusu, şerefi yok dediler. Yani bu namus, şeref dediğimiz bu çok önemli bir şey. Yani gurbetçilerin arasında Avrupa'da bir ahlak sahibi olmak veya da ahlakın kusursuz olmak. Bu çok önemli bir şey. Yani bu senin ismindir, bu adındır. Bundan kamuoyunda milletlere yaklaşıyorsun, kendini toplumunda tanımlatıyorsun. Yani bu çok önemli bir ahlak olayı, namus olayı çok önemli. Bunun nedeni de o ta baştan, yani ilk birinci generasyon, bunun birinci generasyon Avrupa'ya gittiği anda bu düşünmelerin temelleri oraya atıldı işte. Bizim onlar gibi akıl, mantık sahibi değiliz. Ama onların karşına, aksine bizde bir namus var. Bizim adımız var. Bizim eşlerimiz, kadınlarımız orospu değil. Yani bu çok sık sık denilen bir şey. Yani Avrupa'da benim büyüdüklüğümden beri, çocukluğumdan beri ben her zaman bir sözü sık sık her zaman duydum. O da bu Alman, bu gavur deniliyor onlara. Gavur, bu Alman, bu gavur, bu Avusturyalı kadınların hepsi orospu. Yani bunların kocaları işe gittikten sonra bunların evine başka erkek geliyor. Bunlarda namus, şeref yok. Bunlarda ahlak yok falan. Bunlar ahlak falan tanımıyor. Ama onların aksine biz ahlakımızı tanıyoruz. Biz yerimizi, yurdumuzu tanıyoruz. Yani kendilerini, bizim atalarımız kendilerini oradan ağrı övünmeye başladılar. O işte onların için çok önemli oldu. Yani din olayları, kendini bağlı olmak, kültürüne falan bağlı olmak, bir ahlaklı olmak, ahlakına kimse şey atmamak, bir leke sürmemek, bu çok önemli oldu ve öyle milletlerini kendilerini yaşadılar. Ve orada öyle düşünmelerde tabii ki zihinsel, manevi düşüncelere yer kalmadı. Ve milletler sık sık dediler ki bizim de bir bedensel geleğimiz vardır. Biz misal diyeyim, o Almanlar, o Avusturyalılar gibi böyle bir zayıf erkek değiliz dediler. Biz sert erkekiz dediler. Yani veyahut da Almanya'da veyahut da Avusturya'da sık sık kullanılan kelime erkek, yani özbeöz erkek, taş fırın erkek, şey, doğal erkek falan sözler var. Yani bu Alman kurbetçiler öyle, bu kurbetçiler öyle Almanlar gibi zayıf değil, o Alman erkekler gibi zayıf değil, evlerinde sahipler, evin içinde sahipler, eşleri yerini biliyor. O tek erkek tarafından da görülmedi, oraya da varacak, ona da İkinci saatte konuşacağız. Kadının narada çok etki yaptı. Yani burada Türkiye'de başörtü olarak bir olay var. O Avrupa'da başörtüsü başka algılanıyor. Yani bağım var. O da konuşacağız. Yani fark var burada. Din farkları veya din algılama farkı nedir diye. Yani fark var orada. Bunu ikinci saatte konuşacağız. Burada az bir ara yapacağız. O aradan sonra bu podcast'a devam edeceğiz. Benim adım Adem Kırbaş. Size burada Şahincili Ordu'dan seslendim. Umarım iyidirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere. Hadi çüss.